Yemekhaneden merhabalar Zaman TV izleyicileri. Bu haftaki konuğumuz Çaykur Rizespor antrenörü Hikmet Karaman. Karaman şu anda gördüğünüz gibi arkamda futbolcularıyla antrenman yapıyor. O futbolcularını terletiyor. Ama birazdan ben kendisini kulübün mutfağına sokacağım ve Rize'nin meşhur lezzetlerinden muhlama yaptıracağım. Yani terleme sırası kendisine gelecek. O yüzden biraz sonra görüşmek üzere. Hadi hocam. Hadi. Ahmet Hoca. Evet Zaman TV izleyicileri, şu anda antrenman bitmek üzere ve ben futbolculardan Murat Durer ile birlikteyim. Hemen sormak istiyorum kendisine. Hikmet Hoca ne yer? Hikmet Hoca daha çok peynir. Peynir mi? Evet. En çok peynir. Sevdiği yemek nedir? Kebabı sever herhalde kebabı hocam. Bize genelde makarna ve peynir ürünlerini, yani daha çok karbonhidrat ürünlerini yediriyor. Peki makarna yemekten mutlusun? Vallahi ben seviyorum. Neyi yasaklıyor? Dördüncü çalışım. Öyle mi? Çalışışım yani hocayla. Hiç ketçap görmedim yani. Peki, sofrada. En çok ne yemek isteyip yiyemiyorsunuz? Maç gününe göre. Yani öncesinde biz eğer bir istek yaparsak mutlaka onu bizi kırmaz yani. Anladım. Hoca sizinle aynı yemekleri mi yiyor? Kampta olduğumuz için ayrı bir kaçamak yapıyorsa bilemiyoruz. Olasko merhaba. Merhaba. Hikmet Hoca'nın en çok sevdiği yemek hangisi? Bence peynir. Peynir. Peynir ama bence beyaz peynir. Beyaz peynir. Ben, neden? Ben Hikmet Hoca çok yemek görmediğim. O için ne zaman gördüm hep peynir yiyor. Peynir yiyor. Peki size yasakladığı şeyler neler? Bizim yasak. Evet. İçecekler var belki kola, Fanta, Sprite gibi. Hoca istiyor daha çok meyve suyu, portakal, elma, o vişne gibi. Hocayı bir yemeğe benzetecek olsan hangi yemek olurdu? Nasıl bu? Seko gel. If you think coach is the one food, okay. Which food he should be? Ah, hoca. Yes. Yes. Difficult question. It's difficult question, yeah. But I think maybe we are in Rize, maybe kuru fasulye. Okay, burada mükemmel müthiş var. Kuru fasulye bence ben düşünüyorum o için. Sen hocaya bir yemek yapacak olsan bu hangi yemek olurdu? Domuz. Neden? Yok ben şaka bu. Dana et gibi pişiriyorum. Niye, eti çok mu seviyor ya da sen mi eti çok seviyorsun? Ben de seviyorum. Bence herkes seviyor eti. Herkes seviyor. Hikmet Hoca hurmayı çok sever. Evet. Artı limonlu suyu eksik etmez kimse. Bunu şey için mi, bir diyet programından dolayı mı yoksa? Sanırım öyle bir şey var. En sevdiği yemek hangisidir? Futbolculara ne yedirir en çok? Valla makarnayı seviyorlar. Süt, sütlaç, bununla beraber kakaolu süt tüketilmesini çok seviyor. Yani. Futbolcuların istiyor. Evet. Kendi de içiyor mu? Kendi içer. Onlar ne yerse Hikmet Hoca da onları mı aynen, yiyor? Yemeye çalışıyor. Size neyi yasaklıyor? Şimdi mi lanet edeyim? Yemin hangi konuda kaçıyor? Meşrubat gaziyor. İçecekler. İçecekler. Yani kola falan. Kola, Fanta onlar içilmez. Bir tahminde bulunacak olsa Hikmet Hoca'nın en sevdiği yemek ne olabilir? Hani? Tekrar ne yapar yani? Dolma. Dolma. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Evet sevgili izleyiciler, Hikmet Hoca daha teri soğumadan geldi yanımızda. Şimdi röportaja başlayacağız bir an önce. Hocam merhaba. Merhaba, hoş nasılsınız? Geldin. Nasılsınız? İyi. Yorgun değilsiniz Yo, umarım. Yani peş peşe bugün aktif yani. Yoğun geçti diyorsunuz. Yoğun. Evet, bu yoğunluğunuzun arasında şimdi bir de sizi biz bir yoracağız. De başa bela sen oldun. Ama sabahtan beri bekliyoruz hocam. Ben hemen başlamak istiyorum sorularıma. Sağdayken böyle agresif gözüküyorsunuz. Açken nasılsınız hocam? Yani bir denk gel de bakalım nasıl olacağını görürsün. Ben sağda gördüm sizi, gayet atarlıydınız. Ama açken nasılsınız? Hayır sen öyle bir
Bunu şimdi yapan birçok arkadaşım siz var. Siz kimden duymuştunuz? Bu kendi kendime. Kendi kendinize. Ama mesela ilk esinlendiğim şey Karatay'ın kitaplarını aldım. O kitaplarda okuduktan sonra kendi kendime uygulamaya başladım. Daha sonra vücudun şekere ihtiyacı var. Tatlıya istiyorsun ister istemez. Sonra hurma aklıma geldi işte Peygamber Efendimiz'den. Eskiden yanlarına 3 tane, 4 tane, 5 tane hurma alıp ceviz, fındık alıp bütün gün yürüyorlar. Bütün gün işte savaş esnasında veya uzun hicret ettikleri zaman, değil mi? Hatta bundan, uçlarını unutmuşlar. Bundan uzun süre aç kalabilmişler ve dayanıklı olmuşlar. Ben dedim ki 5-6 veya 6'dan sonra yemeyeceğim. Karnım acıkırsa hurma, ceviz, badem, fındık. Onların zaten faydalarını, tokluk hissi veren yemekler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Antep'te verdim. Antep'te kaç kilo verdin hocam? Yani 25 kiloya yakın verdim. Oo. Orada 80 kiloya düştüm. Tam 80 kilo Antep'te. Yani akşama kadar normal 83'te. Besleniyordunuz. Ondan sonra sadece hurma mı yiyordunuz? Günde 2 öğün veya 2 tek öğün yiyordum. Hı. Bazı günler hiç yemiyordum. Tehlikeli değil miydi peki? Bazı günler hiç yemiyordum. Hiç yemiyordum. Sadece niye? Hurma yiyordum. Oruçta var zaten. Evet. Niye? Bazen yemeyeceksin. Su içiyordum. Hurma yiyordum. Ceviz, badem yiyordum. Ondan geçiştiriyordum. Peki neden o kadar kilo almıştınız? Ya çok yiyorduk. Oho, ekmeği yiyorduk. Ben kiloyu burada Rize'de aldım zaten. Öyle mi? 7-8 sene önce burada şimdi pideyi yiyorduk. Futbolcularından biri Sergen Yalçın, onun bile en büyük sorunlarından biri, problemlerinden biri kiloydu. Çok ciddi kilo alıp veriyordu. Onun dışında Emre'nin geçen sene mesela açıklaması var. İşte ben Arda'nın var. Sağlıklı beslenmeyi bilseydim şu an daha profesyonel ve gör, çok daha helal olsun Emre'ye. Ne güzel bak bu. Oyunculara gidiyorsun,
İşte kulüpler bedava alıyor diye 6,5 pH'si 6,5 su içiyorlar. En az 7,5'tan aşağı olmamalı. O da doğru ölçmüşlerse. Evet. Zaten pH'sini o kadar küçük yazıyorlar ki okumasın kimse diye. Biz biraz önce dışarıda sahada onlarla röportaj yaparken birçoğu şey dedi işte biz meyve suyunu içmemizi istemiyor. Konsantre? Konsantre meyve suyu. İçmeden istemiyorum. Kimyasal madde. Hani kötü... Kimyasal madde hepsi. Şimdi gazlı içecekler. Uzun süre muhafaza edilen bir şeyde ne var? Kimyasal madde var bozulmasın diye. Alın o zaman tenisçi Djokovic'in kitabını okuyun. Bakın orada beslenmesi nasılmış. Dünya şampiyonu boşuna olmuyor adam. Evet. Neyse ben biraz daha sorarım. Daha fazla şimdi zihniniz yormayayım. Bu arada zaten ben de açıktım. Hadi. Hadi kalkın. Hadi. Hadi inelim şu aşağıya. Bunu. Şimdi Hikmet Hoca'yla mutfağa girdik. İkimiz de çok açız. O bana yumurta yapacak. Ben kendisine isteği üzerine muhlama yapacağım. Ama Hikmet Hoca bütün ekibini topladı. Arkasına tribünlerin desteğini aldı. Aynen. Ben desteksiz buradayım ama başlayalım. Kaya tuzu. Ver. Kaya tuzunu ver. Hemen. Yağı ver, şunu ver, bunu ver. Öyle iş mi yapıyor? Açtın hocam? Mı bunu? Açık mı bu? Şeyine mi? Aç şunun ağzını. Ben de başlıyorum. Çıkar ha. Kaç kişi yiyecek bundan, ona göre koyacağım. Valla bilmem ben. Benim yemeğim burada. Ver. Şeyi ver. Pul biber. Pul biber. Eline bile yakışmıyor. Hiç de bile. Kim diyor onu? Bu sizin kurutunuz. Bu köy yumurtası mı? Tribünlere oynuyorsunuz hocam. Bunlar benim... Ne at at... Kimyon. Kaç yumurta kıracaksınız buna? Hocam o kimyon. Bu kimyon. Zaman TV izleyicileri bu arada ben muhlama yapıyorum. Bugün kuaförde bir tane arkadaş, bayan arkadaş anlattı bana bütün inceliklerini. Muhlama yapmanın. Evet. İlk önce zeytinyağıyla kavuruyoruz. Ama ben öyle 10 kişilik 15 kişilik yapmayacağım yani. Ya sen kendin ya yeter. Artık siz tadına bakacaksınız. Ben Burhan'ın tadına bakacağım. Ender Hoca. İnsan kendi yaptığı yemeği değerlendirir. Bastır, ver. Ver, dök, dök. Destekleri alın bu arada, destek alın. Destek almıyorum ben. Destek alıyorsunuz hocam. Ben destek değil. Siz ben... futbolcuları terlettiniz, ben sizi terleteceğim diye ant içtim. Ama 2, 4, kaç kişi yiyor Serkan? Hocam ne oluyor? Yavaş olun şu an. Adam başı 2 tane yese, kaç tane kıracağız? Ben 3 tane yiyeceğim. 3, 6, 8. Bu açık mı şey? Açık değil mi? Şunun güzelliğine bak, görüyorsun değil mi? Ha? İçeyim mi yerime? Daha olmadı. Olacak. Ya siz yapsaydınız o zaman. Dur oraya taşıyacağız. O zaman siz yapsaydınız. Ondan yardım al, bundan yardım al. Bundan açalım. Ben kimseden Allah. Yardım almam. Bana yumurta getir, bunu getir. Ha, onu getir, bunu getir. Hocam. Sen evli misin sen? Hayır. Yalnız sen. Kocan seni eve sokmaz. İstiyorsunuz. Baksana böyle yemek yaparsan ne olur? Ya ben hayatımda ilk defa muhlama yapıyorum şurada. Evet. Görürsünüz biraz. Serkan. Yavrum benim. Baba şu yumurtayı bir çeksene. Şunun güzelliğine bak ya. Baba. Ha, kayış gibi kayıyor bir de. Bak 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 şimdi. Kayış gibi kayıyor. Bak 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 bak. Ben onun tadına bir bakayım bak, da. Bak. Ya, kim bunu böyle yapabilir? Ver otur. Tamam. Ya al koyma. Baba hadi eyvallah yürü. Tamam. Yürü. Hadi yavrum kameraya gel yukarıda yiyeceğiz. Yürü. Senden mi öğreteceğim? Evet zaman bilgisayarı. Nerede? Hikmet Karaman Hoca beni burada bıraktı ama tabii ki doğal olarak benimki daha geç pişiyor. O yüzden ben buradayım. Evet Zaman TV izleyicileri, Hikmet Hoca yumurtayı tamamladı ve yukarı çıktı. Hiç beni beklemedi bile. Doğal olarak şu mıhlama daha uzun sürüyor yumurtadan. O yüzden ben buradayım, bunu bitirip yukarı çıkacağım ve birlikte tadacağız. Biraz sonra görüşmek üzere.
peynir alabilir. Gel, ver bir çatal güreğe. Allah'ını seversen, ben yaptım. Ben yaptım. Vallahi ben yaptım, bak. Bir tadına bak. Al, kopar, kopar. At bakayım ya. Hiç şeysiz konuş bakalım. Bir ye önce, biraz bir şeyini al. Oh, oh. Vallahi süper hocam. Sabah ya, kampta yapacağım size. Neydi hocam bu ya? Ye, ye, götür. Her şey var. Böyle bir yumurta yediniz mi? Ender, ne hocam? Harika vallahi. Bir daha yaparız. Ben şimdi bir daha yiyeceğim. Bir daha yapacağım. Yiyin. Olosko, bakın tadına. Eren. Şu hocayı anamız izlerse kıskanır vallahi. 3 dakikada gel. Eren gel. Ha? Ha? Ye, ye, ye. Ben bir daha yapacağım. Bilmiyorlar. Vallahi bilmiyorlar. Al. Hocam hayatım ilk defa yiyorum böyle bir şey. Ya ben bunu, benim bu yumurtayı... Sarımsak, baharat, halis, zeytinyağı. Ben bir tane daha yapıyorum. Alın yiyin. Ye, ye, ye. Dal, 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 dal. Nasıl ya? Bir dakika. Nereye gitti? Yumurta yapmaya. Yumurta yapmaya tekrardan. Evet, Zaman TV izleyicileri, benim muhlamam da hazır. Hikmet Hoca niye tekrar gitti onu bilmiyorum. Haberdar değilim. Şimdi ben de muhlamayı futbolculara ve yöneticilere tatlayacağım. Benim durumu bu. İnsan bana bırakır, tadına bakarım. Görüyorsunuz çok çok acıyorsunuz. Ha, bayırmışlar bunu. Evet, bir de bunun tadına bakın. Günün şanslısınız. Evet. Bakacağız. Ben yani dürüstçe söylüyorum, kendim yaptım diye demiyorum, gayet güzel olmuş. Sadece ucundan azıcık böyle biraz tuzlu gibi. Bugün mıhlamanın orijinalini de yedim. Çok da farklı değildi. Yani bilmiyorum. Sana daha güzel. Sana katılıyorum ama gülmekten. Evet. Ama yok, peynirler tam erimemiş bir yer. Zaten erimemesi lazım. Evet. Holosko neler yiyor şimdi bakacağız. Tamam. Antrenmandan geldin. Neden muhlama yemiyorsun? Oska çok güzel olmamış bir de. Allah aşkına söyle. Gerçekten çok güzel ama muhlama biraz kilo var. O yüzden yemiyorsun. O için yemiyorum. Evet, duydunuz. Tamam. Bütün gerçekler Holosko'da. Siz Holosko dinleyin. Başka kimseyi dinlemenize gerek yok. Doğru. Patates diyen arkadaşı kınıyorum. Güzel bire yaptınız, doğru. Evet. Hocanın yumurtası nasıldı Holosko? Doğru söyle. Doğru, çok güzel. Mükemmel. Hocanın yumurtası evet. Nasıldı? Ben çok seviyorum gerçekten. Güzel miydi? Evet, oynamak istiyorum, o için çok seviyorum. Çok sarımsak. Çok sarımsaklı değil, doğruyu söyle. Yok, çok sarımsak değil. Vallahi. Çok sarımsaklıydı diyorsun. Neyse. Hocanın yumurtayı beğenmeyen, yiyemeyen oynayan bazı takımda. Benim çekincem olmadığı için... Tüm objektifliğimle söylüyorum. Çok sarımsaklıydı. Hoca tribüne oynuyor bence. Holosko çok mu acıktın? Sen. Acıktın, evet. Evet. Peki burada en çok sevdiğin yemek hangisi Rize'de? Rize'de? Hı. Salata. Çay. Fındık. Fındık. Fındık seviyor musun? Seviyorum, çok seviyorum. Yaş kuru? Yaş kuru hangisi daha iyi? Söyle, yaş kuru. Bence yaş. Kuru. Bence yaş. Tamam, yaş. Yaş. Niye yapsın? Yumurtayı seviyorum çünkü oynamam lazım. Hocam çok moda girdiniz sanki. Hocam bence siz çok havaya girdiniz. Aynen, alakası yok. Gelin şöyle, oturun bakalım. Siz benim mullamamı tadına bakamadan soğudu ama. Ben o mullamayı yemem. Sen şu yumurtayı ye. Durmamışlar buradan. Holosko sen de gel. Hocam ikisini de siz mi yaptınız şimdi bu kadarı? Yoksa diğerini... Sarımsaktan başka bir şey gelmiyor ağzıma. O da öyle. Çok acıyor. İşte bu. İşte bu mu? Oyuncuların her istediğini yaparım. Onlar yeter ki iyi çalışsın. Süper. Harika. Onlar da hocanın dediğini yaptı. Bir saat önceden istediğini verdiniz köşede. Bizi dışarıda. Evet. Çay da geldi. Çay seviyorsunuz. Afiyet olsun Eren. Teşekkür ederiz. Ulan ne top çıkarmışsın. Kameraman arkadaşlarımız da yiyor. Olacak. Hikmet Karaman Hoca tribünleri arkasına aldı. Ben de arkadaşlarımı arkama aldım. Müsaaden başlamak istiyorum. Sabahtan beri yiyorsun. İyi, çok. Hüsame bana bunu yapma. Açık konuşmak gerekirse mükemmel olmuş. Yani. Allah Allah. Ben zaten muhlama seven bir insan değilim. Ha, Allah'ım çattık. Muhlamanın da iyi olmuş ama bu yumurta farklı bir çok yumurta. Güzel olmuş. Her sahada yumurta gibi değil. Hikmet Hoca bize sarımsaklı ve
Neli yumurta yaptık? Sarımsaklı, pul biberli ve baharatlar var işte. Bütün baharatların olduğu bir yumurta yaptık. Ben de evet, kendisine muhlama yaptım ama tadına bile bakmadı. Bence güzel oldu. Umarım bu keyifli söyleşiyi izler ve siz de keyif alırsınız. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere, hoşçakalın.